Şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın oynadığı futboldan izlerken keyif alıyorum. Süper finalde 5 tane gol Galatasaray'la. Arkadan Samsun Spor'la oynadı. 2 gol attı orada. Sonra döndü içeride Antalya ile Ki 4-2. Samsun'un iyi takım olduğunu sonra zaten görüyoruz. O gün de görmüştük de onu test ettik. Görüyoruz bugün de 3-0 Sonra yaptılar. içeride Antalya maçı 4-2. Sonra Lugano 3-3, 5-1. Değil mi? Lugano ile Tabii oynamadı. tabii 3-2 orada, 8 5-1 gol burada. iki Yani maçta. içerisi dışarısı fark etmiyor. Gol atıyor. Bu akşam da baktığı zaman 2-0. Arada bir pas geçti. Bir maç oynamadı. Bütün maçları keyifle izletiyorlar. Ama işte sadece şunu düşündüm. Muçi'ye bu kadar fazla sabretmeli miydi? Ya da onunla başlamalı mıydı? Bence bilemiyorum. Ökhan Hocam daha iyi bilir Beşiktaş'ı analiz ettiği için. Semih'le başlasa sanki daha verimli olurdu diye düşünüyorum. Ha Muçi de çok mu kötüydü? Semih daha iyi olduğu için düşünüyorum. Ama hocanın da mutlaka bir bildiği vardır. Onun işine de karışamayız. Bizimki dışarıdan bir düşünce oldu. Oyun içerisinde Masuaki'yi oyundan alması teknik direktörün akıl dolu bir hamlesiydi. Kartları zorluyordu. Yani oyun akışı içerisinde gördüğü, görmediği, görebileceği kartlar yüzünden oyundan aldı Masuaki'yi. Yanlış mı hatırlıyorum? Çünkü notlarımda öyle almışım. Oyundan alması teknik direktörün akıl doluydu. Sonunda aldı hocam. Oyunun Sonunda aldı. sonundaki o Akıl dolu bir kavgadan sonra hani davranıştı. orada bir Marayman'a ile kapışlar. Akıl dolu bir Şey davranıştı. yapıyor, zorluyor şeyi. Akıl dolu bir Emirhan davranıştı. Topçu sinirlendi. Evet. Şöyle diyeyim, Emirhan Topçu milli takım yeni milli takım Doğru. kadrosunda biraz da onu görmek lazım. Görmenin ötesinde hocam atılabilirdi biliyor musun? Oyuna ihraç olabilirdi. Şimdi bir pozisyon sonra yine karşı karşıya gelirler saha Evet. içinde. Manay Olabilirdi. çünkü şey bir Bugün oyuncu. agresifti yani. O zaman ne İnanılmaz oldu? oyuncu. Teknik adam çift taraflı düşündü. Hem onu aldı hem diğerini görmek istedi hem onu oyundan ihracını engellemiş oldu. Bence kutlamak lazım. Maç öncesi Van Bronckhorst demiş ki Muçi tercihini sormuşlar. Daha önce de söylemiştim, rekabetçi bir kadromuz var. Derin diyor benim kadrom, tercihlerim var. Muçi de son maçta iyi işler yaptı. Demek ki aklında yer etmiş o performans. Rakibe baktığımızda önemli şeyler yapabileceğini düşündük diyor. Yetenekli bir topçu olduğu kesin Muçi'nin. Ama ben böyle düşündüğüm için Yani yerli paylaşmak istedim. savunmada adam eksiltebilir, kıvrak bir oyuncu. Ben Yani çalım becerisi, yeteneği falan da var. Belki Semih'e göre daha alan bulmasına set ucumuna bir gerek de hücum yok. edeceğini Sete daha iyi düşünerek hücum hani böyle edilir diye topu tutar düşündü öyle herhalde. hani öyle düşünmüştür. Doğru yanlış herhalde diyoruz yani böyle düşünmüştür Yani herhalde. o rakibe bakınca hani Tabii. daha iyi iş yapabileceğini düşündüm demesi, hani bu daha iyi sete hücum eder diye mi düşündüm hocam? Herhalde. Bence şuna hazırlık yapıyor. Semih'i yetersiz buluyor orada. Semih'in kanattaki performansını yetersiz buluyor. Onu çekti. Muçi'yi görelim dedi. Sonradan soktu. Bence oraya transfer için bir yer arıyor. Yani oraya Kesin. bir Kesin. transfer İsterdi yapacak gibi hocam duruyor. ama. Yani normalde de bir tane ister. Zaten iki kanadı da bir Kanada değil şekilde mi? mesela Semih de Reşit'sa da oynasa bu maç trafiğinde 3 kupada mutlaka değil mi hocam? Bir Çizgi kanat oyuncusu oyuncusu ister şart gibi ister. gözüküyor. Bugün mesela Raşika da bir şey yapmadı. Yani bildiğimiz Raşika da Yok, arasında yok. çok fark vardı. Bugün ben bir futbolcuyu dikkatli izlemek lazım. O da orta 6 numara bizim Musrati. Ya bu kadar yorulmadan ayağını alıyor, kenara veriyor. Ayağını alıyor, kenara veriyor. İyi mi, kötü mü? Depar atmıyor. Bak depar atmıyor. Adam geçmiyor çalımla. Bulursa uzun pas, bulmazsa yerden garanti pas. Bir de bugün herhalde en çok topla buluşan oyuncuydu. Şimdi iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor karar vermek lazım. Getson onun yanında bıraktı tek başına. Geçen Boyuna ona bayağı bir bindiriyor. konfor alanı sunuyor. Yani Ya top kaybı yok. endüstrisini Hani bu futbolcunun topu koşturarak ne kadar rahat karar olacağını bir veremedim göstermiş. diyorsun. İyi mi desem, kötü mü desem Hakikaten iyi karar mi değil mi? Kötü veremedim mü? Karar diyorsun. veremiyorsun. Ya Musrati beklenti bir kere ne arttırdı? Şuradan başlamak gerekir. Daha doğru bu tespitin üzerine olması gerekir. 12 milyon euro bonservis parası verilip alınacak bir oyuncu değil. Şimdi 4 milyon euroya, 3 milyon euroya alınsaydı kimse bir şey demezdi. Şimdi 12 milyon euro verilince, bırakadan alınınca herkes çok farklı Çıta işler bekliyor. yükseliyor değil Tabii mi? bu bir. Beklenti çıtası. İkincisi ben aynı profilde yani yakın ama ben tabii ki özellikleri ayrı olabilir. Mesela Sergio Busquets oynuyordu değil mi? Hiç bak hayır. Busquets'in bir adam geçtiğini birebir gördüm. Hayır, uzun boylu. İşte Gökhan Hoca uzun boylu ama top tekniği çok iyi. Tabii ki Busquets ayrı bir oyuncu. Yanlış anlamasın bizi izleyenler. Mühim olan iki stoperin arasında Felix mi oynadı bugün? Bir de Gabriel mi? Ender. Onun önünde topu hareketlendiren, tempoyu belirleyen oyuncu kaç oyuncu oynatır? 7 oyuncu. Derinde Masuaku kalacak. Svensson alacak.
Önünde Gedson, işte Rafa Silva falan 7 oyuncu. Burada senin ayağının temiz olması gerekir. İyi tekniğin, iyi oyun görüşlü olması gerekir. Oyuncu ağır olabilir. Oradaki oyuncu az önce söyledim. Sergio Busquets çok ağır oyuncuydu. Çok ağır bir oyuncuydu aşırı derecede ama görüş hızı, özellikle düşünce hızı mükemmeldi. Yani Musrati böyle bakmak gerekir. Bir de yani ben hafta içi bir yorgunluk da hissettim. Mesela Beşiktaş'ta net bir şekilde. Ben şunu söyleyeceğim. Ülkemizle ilgili. Şimdi Beşiktaş kaç tane maç oynadı? Resmi maç şu ana kadar. 6 tane. 6. 5-6. Evet. Değil mi? Evet. 6 tane oynadı. Yaklaşık 20 tane de gol attı. Değil mi? Tabii 5 21 tane gol attı değil mi? 7 tane maç oynadı. 5 6 7 Süper Kupa 11 Süper Kupa'yı sayarsak 8 oluyor hocam. 3 tane ligde oynadı. Evet. 4 tane Lugano'yu eledi. Evet. 4 5 Bu da 6. 6 hocam. 1 tane 2 tane. 2 tane şey tek kupa. Hayır olabilir boş insanlık hali. Kupa hayır kupada tek. Yok hocam Gençler Birliği ile şeyle oynadı ya, onları saydım ben. Ya, 21 gol hocam. Toplamda. 21 gol değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Van Brokers ile ilgili. Şimdi şöyle bir tespitte bulunalım. Bizim antrenörümüz genelde gelenler ne diyor? Ya diyor bize zaman verilmesi gerek. Ne için? Ya diyor ki bu takım diyor zamana ihtiyacı var. Adam aldı kadroyu. 4 tane omurgada bugün de hiç gelir gelmez Felix'i oynattı. 6 maçta 21 gol attı. Keyif veren bir futbol oynuyor. Hiçbir bahane öğretmedi. Geldiğinde bu farkı yarattı. Mesela maçların en basit, kazandı. En basit, sadece ya bir fikri var. Ya bu takım ne oynuyor? Diyor ki ya bizim esas diyor genel yapıda 6 maçı değerlendirdiğimizde yalnız bir maçı değil. Ne benim takım oynar? Diyor ki Rafa Silva ile Gedson'la diyor. Semih'le diyor. Aynı şekilde Rashica ile diyor. Bununla diyor çok doğru geçiş yapmam gerek diyor. Bunu çok doğru oynatıyor. De Zerbi nereye gitti? Marsilya'ya gitti değil mi? Ender. Hmm, Marsilya evet. Tunus maçını dün seyretmişsinizdir. 3 attılar. Herif ama bir fikri var. Var. Yeni gelir gelmez. Şimdi bizde antrenörler ne diyor? Gelir gelmez. Benim zamana ihtiyacım var. Takımı tanıyacağım şunu bunu. Ama baktığımızda Van Brokers hiçbir şeye bahane üretmeden 21 gol attı. 6 maçın 5'ini kazandı. Bir Lugano maçı 3 orada berabere. Ve de geldiğinden beri antrenör olarak bir fikri de var. Eli de değdi. Doğru. Eldeki kadroyu doğru. Çok doğru bir şekilde kullanıyor. Az sonra Felix Udakay çok büyük bir olasılıkla röportaja gelecek. Görüyorsunuz hemen Tüpraş Stadyumu'ndan sizlere ekrana yansıtacağız. Beşiktaş'ın ligdeki gelecek 5 maçı milli maç arasından sonra Trabzonspor maçıyla Beşiktaş deplasmanda lige dönecek. Ardından Eyüp, Kayseri, Antep 2 maç arka arkaya. Sonra da Konya maçı var ama bunların arasına Avrupalar gidiyor arkadaşlar. Onları niye koymadık? Sadece Süper Lig olarak mı düşündük? 6 Ekim ile 20 Ekim arası da giriyor herhalde şey, değil mi? Yok orada milli maç var. Milli maç var orada. Özür. Orada evet, evet. 22'sinden yan yana mı vereceğiz? 22'sinden sonra oy başlıyor. Tabii. 25'inde 26'sında oynayacaklar. Orada da var. Şimdi onu da yanına koyacakmış. Hemen yan tarafına vereceklermiş arkadaşlar. Bakın bir şey geldi. 26 Eylül'de 26 Eylül. Ajax deplasmanı var. Yani Eyüp maçından sonra Kayseri ve Antep maçının arasında Frankfurt maçı var. Kayseri ve Antep maçından sonra Frankfurt maçı var. Konya maçından sonra da Lyon maçı var. Yalnız ben bir şeye baktık bugün biz. Bir enteresan bir şey var. Şimdi Beşiktaş Avrupa'da oynadığı maçlardan sonra hep deplasmana gidiyor ya. Bak Galatasaray 7 içeride oynuyor, bir deplasman oynuyor Avrupa maçlarından sonra. Fenerbahçe 6 içeride oynuyor. Beşiktaş 8'ini de deplasmanda oynuyor bakın. UEFA bile bize karşı Avrupa yani. Avrupa dön. UEFA'dan değil ki. Bir şey denk geliyor da UEFA bile bize karşı. Hayır UEFA'dan değil ki. Burada, UEFA, buradaki. Onların maç tarihleri belli. Sen 4 içeride 4 dışarıda oynayacaksın. Bu Avrupa'da oynadığın maçların ardından içeride deplasmanda oynuyorsun. Burada planlanması burada gerekiyor.